Siz de biraz e, dünya un ve buğday piyasasına yönelik değerlendirmede bulunabilir misiniz? Ve Türkiye'nin şu an payı nedir bu konuda? Evet, dünyada bu içinde bulunduğumuz yılda 755 milyon tonluk bir buğday üretimi gerçekleştirildi. Türkiye'de ise 19 milyon tonluk bir üretim gerçekleşti. Yani %2.7'lik bir payımız var dünya üretiminde. Türkiye'deki üretim uzun yıllar ortalamasının biraz altında. Biz 20 milyon tonun genelde üstünde üretim gerçekleştiriyorduk. Bu sene 19'a düştü çünkü ekim alanlarında bir daralma gerçekleşti. Dünya tarafında ise geçtiğimiz seneye göre daha yüksek bir üretimle karşılaştık. Dünyadaki üretim tüketimden fazla. Türkiye'deki üretim ise 19 milyon ton üretime karşılık 19 milyon ton e, tüketim söz konusu. Dünyada son 5 yıl içerisinde 4 yılda üretim tüketimden fazlaydı. Dolayısıyla e, buğday fiyatlarının da daha e, düşük ve yatayda seyrettiği e, tabir yerinde ise böyle ferah, güzel bir dönem geçiriyoruz. Yani çok şükür ki dünyada bir e, kıtlık söz konusu değil. Umarız bundan sonra da hep öyle olur. Peki Ulusoy bazında değerlendirilmişsek 2019 yılı nasıl geçti? Tabii 2019'u değerlendirirken tek başına değil her zaman bir önceki dönemlerle mukayese ediyoruz. E, beklentilerimizle mukayese ediyoruz. Bir önceki döneme göre 2018'in ilk 6 ile 2019'un ilk 6 ayını karşılaştırdığımızda ulus oyunda %16'lık bir ciro artışı oldu. Bu bizim için önemli bir parametre. Tabii bunun diğer finansallara yansıması geçtiğimiz yıl kadar olmadı. Çünkü özellikle 2018'in son çeyreğinde faiz oranlarının yükselmesi ve 2019'un 6. ayına kadar ...yüksek seyretmesi... E, ...finansman şirketinin finansman giderlerini... ...önemli ölçüde artırdı. Ama bulunduğumuz çeyrekten itibaren... ...daha doğrusu üçüncü çeyrekten itibaren ve... ...dördüncü çeyrekte... ...özellikle daha da belirginleşti. Faiz indirimleri, Merkez Bankası'nın... ...faiz indirimleri sonrası bankalarında... E, ...bunu yansıtmasıyla beraber... E, ...bu giderlerde düşüş görüyoruz. Hani bu sadece... ...pek ulusoyun özelliği olmadı, genel oldu. Çünkü her... E, kurum için geçerli. E, 2019'un e, son yani 2020'den itibaren e, çok daha iyi şirket bilançoları göreceğimizi düşünüyorum. Buna e, bizimki de dahil olacak çünkü finansman giderlerinde bir iyileşme var. E, bunun dışında e, ciroyu belirttik. Hani yıl sonu için de e, aynı oranda bir artış olmayacak. Biraz daha düşük bir artış gerçekleşmesini e, bekliyoruz. E, bizim açımızdan evet 2019 ee, çok e, iyi bir yıl değildi ama kayıp bir yıl da değil. Ee, yani hedeflerimizin yolunda e, daha yavaş adımlarla da olsa ilerlediğimiz bir yıl olarak özetleyebiliriz. Peki hedeflerden biraz bahseder misiniz? İlacat, Pazar payı açısından. Evet, e, bizim Türkiye'deki e, toplam un pazarı içerisinde %2,5'luk bir payımız var. E, bizim hedefimiz bunu ee, önümüzdeki 4 sene içerisinde %5'e çıkarmak yani 4 senede 2'ye katlamayı hedefliyoruz. Ee, toplam ihracat içerisinde de Türkiye'nin gerçekleştirdiği ihracatın %6'sını gerçekleştiriyoruz şu anda. Bunu da %10'a çıkarma hedefimiz var aynı sürenin içerisinde. Ee, tabii bu hedefler için bir altyapı kapasite gerekiyor. Bununla ilgili de devam eden yatırımımız bitmek üzere bekliyoruz. Ee, 2019'un son çeyreğinde bulunduğumuz çeyrekte devreye alacağız yani 2020'de işletmede olacak. Ee, önemli bir kapasite artışı sağlayacak bize ee, yaklaşık %60'lık. Ee, akabinde 2020'nin içinde tekrar e, o yatırımın ikinci ünitesi devreye alındığında da toplam %100'ü aşan bir kapasite artışı sağlayacağız. İşte %100'ü aşan bu kapasiteyle de pazar paylarımızı hem iç piyasada hem ihracatta ikiye katlamayı hedefliyoruz un tarafında. Lisanslı depoculukta şu an aktif olan iki tane lisanslı depomuz var, Çorum'da ve Yozgat'ta 43 bin ve 67.000 tonluk. Bunu takiben üçüncü lisanslı depomuzu da 2020'de Samsun'da devreye almayı hedefliyoruz. 2021'de de bir dördüncüsünün geleceğini düşünüyoruz. Böylelikle yurt içi tarım ticaretinde de payımızı artırmış olacağız.